Bu ne abi? Huzursuzluktan dolayı kapıyı usulca açtım. Yazıyı kapat. İçeride holde kimse yok. Mutfak boş kapıdan ilk gördüğüm. Odama yöneldim. Bir yazıcı var. Odamdan sesler geliyor. Ağlıyor gibi. Ağlıyor gibi. Yaklaştıkça sesler inlemeye benzemeye başlıyor. Sonra dizlerim titremeye başladı. Kapının önünde durdum. Derin nefes aldım. Gelen seslerden içeride biriyle seviştiğinden emindim. Yani sağ ol amına koyayım. Kapıyı usulca açtım. Selamünaleyküm. Bana baktılar. Korktular, toparlandılar. Yüzümü hiç bozmadan, kibar ve sakin bir sesle "Rahatsız olmayın." dedim. Sonra kapıyı kapatıp içeri geçtik. Bir bira açtım, cips hazırladım, bir film açtım ve ayaklarımı uzatıp sakince filmi izledim. Birayı masaya vurup adamı da karıyı da keserdim bu kadar netim. İlk önce içeri bıçak falan almaya gittim sandılar sanırım. Birkaç dakika gelen olmadı. Sonra da kapının açılma sesini duydum. Fısıldaşıyorlardı. Beni izlediklerini hissediyordum. Delirdi mi bu diye fısıldaşıyorlardı. Sonra arkadaşım kaçar adımlarla kapıya yöneldi. Arkadaşım! Evet. Oğlum yakın arkadaşıymış. Herifte. Arkadaşım da sevgilimin yaptığı eleman. X yine gel diye seslendim. Kapadı kapıyı. Kız arkadaşım usul adımlarla yanıma geldi. Nasıl ya diye kızar tonda bana bir çıkış yaptı. Cevap vermedim. Bir tepki vermedikçe bozulmaya başladı. Bir şey desene diye bağırmaya başladı. Çok garip. Ne yapsa da tepki vermedim. Hiç mi sevmedin ya diye ağlamaklı bağırmaya başladı. Arkadaşım için sıkıntı yok. Benden izin almıştı dedim. Yok öyle bir şey. Böyle deyince krize girdi. Gözlerini açamıyordu bana vurup ağlarken. Hayattan tiksinmişti. Ben biramı içmeye devam ettim. Ortalığı dağıtıyordu. Ben istifimi bozmuyordum. Mısırları yerden alıp yemeye devam ediyor. Adamsın lan sen amına koyayım. Yıllarca beni hep aradı. Takip etti internet ortamlarında. Yeniden başlamaya hem çalıştı. Hem yapıyor hem şey. Dur. Hep sakince cevapsız bıraktım sorularını. Güzelmiş oğlum.